bugün 4 farklı dönerciden 4 farklı döner sipariş ettik. Kereket dönere gittik. Bambi döner, Günaydın döner ve dönerci Cemil Usta. 135 gram. Bunlar da çalıyor ama çalışıyor, baksana. Oynasın mısın hiç? iPhone aldım sanki, onu açıyor. Kandıramazsın. Bak abi, döner dedik böyle olur. Potato yani. Kandıramazsın. Celalico Sanchez ya. Patates şu kadar. Döner şu kadar. Yemediğim. Kandıramazsın. Geldim. Herkese selam. Ben Kartal. Bugün 4 farklı dönerciden 4 farklı döner sipariş ettik. Hepsini hemen hemen aynı gramaj yapmaya çalıştık ve bakalım hepsinde dedikleri kadar döner var mı? Patatesi, pilavı, hepsine bakacağız. Yani olabilecek ne varsa hepsine bakacağız ve en iyi fiyat performans ürünü bulacağız. Bereket dönere gittik. Bambi döner, Günaydın döner ve dönerci Celal Usta. İlk önce paketlenme abi. Çoğu insan bu paketlenme olayı takıyor. Gerçekten takılması gereken bir şey. Böyle hemen çorman oluyor her şey. Şimdi şöyle bir şey yollamışlar ve güzel. Ama böyle zınk diye açıldı mı yapışık olması gerekiyordu diye biliyorum. Şimdi bunun bir dönerini böyle tartacağız. Tartımızı alacağız. Tartıdan darayı alacağız. Bakalım 100 gram mı gerçek te? Hepsini koyacağım abi burada. Gördüğünüz gibi 95 gram abi. 5 gram bizi yemişler. Tadına bakayım. Güzel. İçinde turşu, turşu da tadına bakayım. Turşu, domates ve patates var. Patatesi de tartalım. Evet, patates 30 gram mı lan? Koymasaymışsın hiç. 30 gram nasıl abi? Çok az. Yani 100 gram şey koyup 30 gram patates koymak ama en ucuzu. Fiyat performans abi bakalım. Benim daha önce yediğim Celal Usta var. Seviyordum tadını. Ama en pahalısı olması beni biraz şey yaptı. Yani daha ucuzlar da varmış. Evimize çok yakın, buraya çok yakın. Ama ilk gelen hangisiydi? Bereket. İlk gelen bereketti ama yani çok büyük farklılıklar yok. Şimdi Bambi'ye geçtik abi. Bambi yardırmış. Abi bu da böyle döner mi olur ya? Resmen parça parça. Resmen pilav üstü dönere çevirmiş biraz işi. Ben pilav üstü döner değil, normal döner seçtim ama gördüğünüz gibi bayağı pilav üstü döner. Abi bu ne ya? Bir şey diyeyim mi? Tamam. Ama benim bildiğim döner böyle yaprak yaprak olur. Bu bildiğin parçalanmış bir şey. Yani Bambi tamam dönerci değil. Ben Bambi'yi zaten sandviççi diye biliyordum. Ama hani seçenek olsun bunu da koyalım dedik. Bir de birkaç kişi güzel Bambi'nin döneri dedi. 150 olmayacak gibi ya. Yani biraz pilav koymamla birlikte 135 gram. Bambi! Kandıramazsın. Yemezler. Tadına bakalım. Ha, patatesini de tartacağız. Oo. Bir şey diyeyim mi? 15 gram eksik olsun. 15 gram eksik olsun, Bambi olsun. Çok iyiymiş lan Bambi'nin döneri. Güzel. Yani bereket dönerden daha çok sevdim Bambi'nin dönerini. Güzel. Şimdi patatesini burada tartabiliriz. Patates çok yağlı bir şey değil. Abi şu domates, konulan domateslere de ayol oluyorum yani. O domatesleri yiyen var mı aranızda? Yiyen varsa yazın abi yorumlara. Bu arada takip etmeyi falan da unutmayın ya. Bak bayağı fiyat performans ürünleri çekiyor sizin için. Daha çok takipçi olsun, daha farklı şeylerin fiyat performansını çekebiliriz biz de. Elimizden geldiğince böyle daha uygun şekilde nasıl daha kaliteli yemek yersiniz onlar için uğraşıyoruz. Ne kadar takip, ne kadar beğeni, ne kadar yorum? 63. Bir şey diyeyim, Bambi her türlü daha iyi. Patatesi de daha fazla. Daha kaliteli ve her şeyi daha fazla. Şimdi biraz üst segmente geçtik. Günaydın benim çocukluğumun dönercisi. 20 yıldır Günaydın vardır yani en az. Yetmiyordu sipariş şeyi. Soda aldım. Normalde 100 gramı 99 TL.
Baksana abi profesyonelliğe. Yemin ediyorum iPhone aldım sanki onu açıyorum. Laps diye açıldı. Abi döner dedi. Aaa. Döner dedim böyle olur derken yanık döner çıktı. Bir de bunu tartalım. Bak abi döner dedim böyle olur. Bak yaprak döner işte. Öbürküler biraz... Ama bu da yanık. 100 gram mı? Bir de ona bak. Hepsi 5 gram 10 gram oynuyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Ulan günde 200 kişi sipariş verse... Hepsinden 10 gram kaçırsan... Bayağı ediyor yani abi. Yine 5 gram öpmüşler. Ama şimdi döner kalitesine bakacağım. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Bambi'ninkini daha çok beğendim garip bir şekilde. Bambi. Abi pamuk gibi. Biraz sert Günaydın'ınki. Gerçekten daha yenilebilir geldi Bambi'ninki garip. Bunda döner arasında şöyle bir muhabbet var. Kıymadan yapılan, işte etten yapılan. Yani bereket neden yapıldıysa ama Bambi. Bambi'ninki gerçekten tadı daha güzel. Günaydın bana biraz sert geldi. Şimdi patatesini tartacağız. Yani Günaydın'ın patatesi de potato yani güzel. Abau. Ne o? Birader. Patates patates de. Zaten 5 tane patates var böyle büyük oyunca da. Patates 30 gram da en düşüğü. Kocaman kocaman patatesle. Ama tat olarak güzel olabilir. Bu da 43 gram. Kuru bu ya. Sevmediğim. Bu da kötü. En pahalısı ve nedenini bilmediğim bir şekilde bana 2 tane ayran yollamışlar. Bak ooo pahalı ama diyor ki al diyor. Turşu diyor sana. 3 tane turşu. Oğlum bunlar benim tanıdın mı? Bak döne ooo. Oğlum bu niye bu kadar niye şey yolladınız turşu? Bak yere çıkanlara bak abi. Bir dönere. Bir döner söylüyorsun lavaşı, pidesi, 750 tane turşusu, 131 lira ama bu ne abi bir şey diyeceğim bunda bir yanlışlık var. Bu kadar turşu koymamaları lazım herkese batarsınız lan. Bu başka bir şey. Yani yanlışlıkla falan yollamış olabilirler. Ben yani ayran yollamışlar ben ayran istememiştim. Şimdi. Celalico Sanchez ya. Yapıştırmış. Oğlum burada 120'den fazla var bak bu işte bir terslik var. Dur bakayım. Celalico'ya bakacağız. Bak abi işte bak döner dediğin. Oh maşallah yaprak yaprak olacak böyle. Bakacağım. Şimdi bak en yakın Celalico Sanchez çıktı. 118. Yani bunlar da çalıyor ama çalışıyor baksana. Bayağı var. Patatesi yedim lan bir tane. Patatesi takmadan. Arkadaşlar görmediniz. Şimdi şunu sileyim. Şimdi bakalım patatesi. Celalico patates de patladı. Bakayım. Yok lan. Yine. Oo 60 da en fazlası. Celalico Sanchez'de 47. Pilavlar genelde aynı oluyor. Ama yine de pilavlara da bakarız en son. Şimdi Celal'in dönerine bakalım. Ne oldu patatesten bir tane yememe rağmen. 47. Güzel. Aa bak. Bir Bambi olur kesinlikle. İki Celal. Celalico Sanchez ikinci oldu. Bayağı iyiymiş Celal'inki de. Ama bak Bambi'de bir tuhaf bir tat var. Çok hoşuma gitti. Ama Celal de ikinci. Patatese bakalım. Patateste ilk yediğim Bereket'inki güzeldi. Aa lan Bereket'te pilav yok. Ama diğerlerini pilavlarını deneyeceğim. Bu Günaydın'ın. Aynı değilmiş özür dilerim. Günaydın'ın çok iyi. Celal Usta. Günaydın hala. Bambi. Yok. Yok. Birinci patates ve dönerde Bambi. Hem patates hem döneri fiyat performansa göre. Ama ikinci Celal Usta'nın döneri çok iyi. Ama en iyi pilavda Günaydın'da.
Bu tarz içerikleri görmek için lütfen aşağıya abone olun. Bundan sonra hangi restoranları deneyeyim onları yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Haftaya see you.